Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 16. sınıf çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki altı çizili sözle söz konusu kitapla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Orada bir yerde kendi kendini tamamlayan bir kitap. Çerçeve öykü tekniğiyle kurulmuş evrende. Birbirine değen nesneler, karakterler ve olaylarla son derece güçlü bir yapıda karşımıza çıkıyor cümlesinde. Bakın arkadaşlar, kendi kendini tamamlayan bir kitap dediğine göre içindeki unsurların genel itibariyle birbiriyle bağlantılı olduğu anlamını verir arkadaşlar. Kitap genel hat itibariyle bir bütünlük teşkil ediyormuş. Buradan bunu çıkarabiliriz. Seçeneklere baktığımızda birbiriyle bağlantılı metinlerden oluşmak olabilir dursun. Okuru anlamsal boşluklar bırakmamak bunu tam olarak karşılamıyor. Bunu elemiş oluruz. Bütünsel bir yapıda olma bu da olabilir. Gereksiz ögeler içermemek bu olmaz arkadaşlar. Bunu da eledik. Sağlam bir kurguyla yazılmak bu da olmaz. Bunu da eledik. Şimdi bütünsel bir yapıda olmak mı yoksa birbiriyle bağlantılı metinlerden oluşmak mı? Arkadaşlar dikkat edecek olursanız yapıya dair herhangi bir şey söylemiyor. Bundan dolayı biz C seçeneğini elemiş oluruz ama birbiriyle bağlantılı metinlerden oluşmak kendi kendini tamamlayan ifadesinden biz daha çok bunu anlarız arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Üçüncü soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir demiş. Her şeyi saklamayı seven antik Mısır, korumanın en kestirme yolu olarak gördüğü mumyalamanın yanında yazmayı da çok severdi. Yazmak da korumanın kullanışlı bir yoluydu nitekim. İlginç olan eski Mısır, yazının insan tarafından bulunduğuna değil, Tanrı tarafından verildiğine inanırdı. Bütün harflerini dini simgeleyen karakterlerden oluşturmuşlardı bu yüzden. Hieroglif alfabesi ayrıntılı olarak incelendiğinde bu açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen Mısır dili hakkında yapılan çalışmalar nedense dillerine göre değil bulundukları coğrafyaya göre yapılır hep ifadesinde. Arkadaşlar bakın şurada nitekim sözcüğünü görüyoruz. Yazmak da korumanın kullanışlı bir yoluydu nitekim derken burada arkadaşlar şu baştaki cümlenin gerekçesi olduğunun bir kanıtıdır. Mısır halkı mumyalamanın yanında yazmayı da neden çok seviyor? Çünkü yazmak da korumanın kullanışlı bir yolu olduğundan dolayı nitekim de bunu ifade ediyor arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Birinci cümlede öznel bir yargı dile getirilmiştir. Şairler seslerini bütünüyle boğma çabalarımıza rağmen bugün de konuşmaya, söylemeye devam ediyorlar ifadesinde öznel bir yargı vardır arkadaşlar. Çabalarımıza rağmen demiş bakın. Kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koymuş. Doğrudur bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede Şairlerin özgürlüğü üzerinde durulmuştur diyor. Ama kendi hayalleriyle ve kendi dilleriyle ifadesinde özgürlüğü üzerinde durulmuş mudur? Evet. Bunu yaparken ne yapmaları gerekiyormuş? Kendi hayalleriyle, kendi dilleriyle oluşturması gerekiyormuş arkadaşlar. Bundan dolayı burada özgürlük vardır. B seçeneğini elemiş olduk. Üçüncü cümlede koşula bağlılık söz konusudur diyor. Eğer içimizdeki şiir ölmedi ise bakın şart cümlesi koşul bildiriyor dış dünyadaki bu sesleri duyabiliriz mutlaka ifadesinden. Bunu da çıkarabiliriz. Koşula bağlılık vardır. Sesa şart 2 var. Bunu da eledik. Dördüncü cümle. Amaç sonuç ilgisi taşımaktadır diyor. Hayatın ince ayarını yapabilmek için bunu yapalım ifadesinde. Neden? Hangi amaçla bunu yapmamız gerekiyormuş? Hayatın ince ayarını yapabilmek için. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada mak için mek için ifadesi de var. Mak için, mek için varsa ne bildirir? Amaç bildirir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir amaç sonuç cümlesidir. D seçeneği indirilmiş olduk. Dördüncü cümlede dolaylı anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Yapalım ki çevremizdeki maddeci ve kapitalist düzen biraz olsun değinsin ifadesinde. Herhangi bir kişinin sözünü aktarmış mı arkadaşlar? Hayır. Dolayısıyla kendi duygu ve düşüncesini ortaya koymuş. O yüzden burada dolaylı anlatım söz konusu değildir. Bunun içine doğru cevabımız. E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kadem kadem gece beşri fina ile o mehin cihan cihan elemi intizara değmez mi ifadesinde naili değerli arkadaşlar bu beyitte şunu söylüyor. Ey naili cihanlara duyurdun ya matemini ahlarını bütün bunlar o ay yüzünün adım adım tılsımlı bir geceye gelmesine değmez mi ifadesidir arkadaşlar. O yüzden de meyhin sözcü ay anlamına gelir. Sevgilinin yüzünü neye benzetiyor arkadaşlar? Ay'a benzetiyor. Bundan dolayı da benzeyen yok arkadaşlar ama kendisine benzetilen ay mevcut. Dolayısıyla burada ne vardır arkadaşlar? Hepinizin bildiği gibi istihare sanatı vardır. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru bu parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisinin nitelikleri ağır basmaktadır diyor. Tanpınar'ın kitabı tarihsel bir eleştirme açısından ele alınması gereken kitaplardan. Yalnız burada bir soru çıkıyor. Bu hangi çağın kitabıdır? Yazıldığı günlere mi yoksa daha eski günlere mi ait? Ben doğrusu bu sorunun karşılığını vermekte güçlük çekiyorum. Bana öyle geliyor ki bu kitapta şu ya da bu çağın yaşamı yansımıyor. Türlü çağların şiirlerinde yansıyan yaşamları yansıyor. Başka bir dille Tanpınar etkisini yaşamdan çok kitaplardan almış. Arkadaşlar parçaya baktığımızda şurada neyi görüyoruz arkadaşlar? Tartışılacak konuyu ortaya atmış. Yazar bana öyle geliyor ki ifadesiyle de birlikte bu anahtar sözcük de arkadaşlar şuradan itibaren kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koymuş. Aynı zamanda bunu yaparken soru cümleleriyle de karşılıklı konuşuyormuşçasını anlatımı desteklemiş ve zaten parçanın başında da eleştirme açısından demiş. Bu ifadeyi görmesek bile deminki söylediklerimizden arkadaşlar nedir? Eleştiri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada hazırlanırken izlenen yolu ve amacı açıklanan eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Parçamıza bakalım. Kitapta Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için söyledikleri şiir tanıklarını serpiştirdim. Kaygılı veya sevinçli günlerinde yüksek düşüncelerle söylenmiş olan savları da aldım. Onları ilk söyleyenler sonrakilere, bunlar da daha sonrakilere bildirmişlerdir herkesin bilmesi kolay olsun diye kitapta ve bölümlerde Arap dilindeki terimleri kullandım. Türk dili ile Arap dilinin at başı birlikte yürüdükleri bilinsin diye. Kullanılan sözcüklerle bırakılan sözcükleri bu kitapta bir arada yazmak ara sıra yüreğime doğar dururdu. Sözü kısa kesmek dileğiyle kullanılmayan sözcükleri bıraktım ifadesinde. Bakın arkadaşlar Arap dilinin at başı birlikte yürüdükleri bilinsin diye demiş. Ne ile? Türk diliyle. Dolayısıyla bu hangi eserdir arkadaşlar? Bu hepinizin bildiği gibi divanı, lugatı arkadaşlar nedir? Türktür. Şimdi bu eser sav, sagu, koşuk ve destan türlerine ait örnekleri içerir mi? Evet. Hatta ilk örnekleri biz burada buluyoruz. Türk dilinin ilk sözlüğü müdür? Evet. Türk dilinin ilk etimolojik sözlüğü olma? Evet arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dil bilgisi kitabı niteliği taşıma. Evet dönem itibariyle bu vazifeye görür. Bunu da elemiş oluruz. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış eser olma. Arkadaşlar bu bir sözlük. Şiir değil ki mesnevi nazım türüyle yazılsın. Bundan dolayı da bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcükle kastedilen eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçayı demin okumuştuk arkadaşlar hatırlayın. Eseri de söyledik. Bu eser nedir? Divan-ı lugat -ı Türk'tür arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Nokta nokta türü bireyi ya da toplumu ilgilendiren herhangi bir konu üzerinde özgün ve kişisel görüşlerle yazılan kısa yazılardır. Konu sınırlaması olmayan bu türde Bireysel ve toplumsal herhangi bir konu yazarın kendi bakış açısı, duyguları ve düşüncelerinden hareketle kaleme alınır. Onu diğer yazı türlerinden farklı kılan bir diğer özellik de samimi bir üslupla yazılmasıdır. Türk Edebiyatı'ndan, Tanzimat yıllarından sonra gelişen bu türde Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Aşin, Fali Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu gibi yazarların eserleri bulunmaktadır diyor. Arkadaşlar sus sanatçılara baktığımızda özellikle Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu gibi isimler geçiyorsa bu yazın sal türü nedir? Tabii ki denemedir arkadaşlar. Hatta şuralara baktığımızda da samimi bir üslupla yazılması, yazarın kendi bakış açısı duygularıyla düşüncelerinden hareketle kaleme alınması, aynı zamanda konu sınırlaması olmaması arkadaşlar denemenin diğer özellikleridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde yoktur demiş. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş. Duydum ki güzel gözlerini çok seven olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş ifadesinde. Bakın arkadaşlar ben nedir? Vücuttaki siyah leke anlamına gelir. Ben nedir? Şair kendisinden bahsediyor. Dolayısıyla da yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bunlar nedir arkadaşlar? Cinastır. Bize de cinas olmayanı sormuş. Seçeneklere baktığımızda Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, benim zalim derdim cihanı dağlar ifadesinde dağ coğrafi bir şekil. Burada da dağlamaktan bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne vardır? cinas vardır. Niçin kondun abülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya ifadesinde bakın buradaki asma idam etmek anlamına geliyor. Buradaki asma ise üzüm asmasından bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için burada yine ne vardır? Cinaslı kafiye vardır. Bir güzel şüha dedim ki İki gözün sürmelidir. Dedi vallahi seni hinde kadar sürmelidir ifadesinde. Bakın göze sürülen sürmeden bahsediyor arkadaşlar. Buradaki sürme ise göndermek, gitmek anlamlarına gelmiş. Dolayısıyla yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olduğu için burada da yine ne vardır? Cinaz sanatı vardır. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış haram diyorlar ifadesinde. Demek, demek fiildir arkadaşlar. Aynı anlama geliyor. Dolayısıyla burada cinas yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hey Rıza kaderin başından aşkın aşmak fiilinin için kullanılmış. Bitip tükenmiyor elemi aşkın ifadesinde ise aşk sevgi anlamına geliyor. Dolayısıyla yazılışları ve okunuşları aynı. O yüzden burada da ne vardır arkadaşlar? Cinas sanatı kullanılmıştır. 11. soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Sevgilim güvenme güzelliğine, senin de saçların tarumar olur. Aldanma talihinin pembe rengine, hayatın uzun bir intizar olur ifadesinde. Sade bir anlatım var mı arkadaşlar? Evet, hepimizin anlayabildiği sözcükleri kullanmış sanatçı. O yüzden bu doğrudur, bunu elemiş olduk. 11'li hece ölçüle yazılmıştır diyor. Evet arkadaşlar bu 11'li hece ölçüle yazılmıştır. O yüzden bunu eleriz. Bir de sorularda böyle ifade gördüğünüz zaman direkt doğrudur diyebilirsiniz. Çünkü şu ana kadar çıkmış soruların hiçbirisinde yanıltıcı bir ifadenin gelmediğini görüyoruz. 6 artı 5 hakkıdır demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artı 5'tir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Uyak ve rediften yararlanılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar olur olur. Bunlar nedir arkadaşlar? Rediftir. Geriye kaç ses kaldı? Ağırlar kaldı arkadaşlar. Bunlar da 3 ses benzerliği yerine geçer. Şapkalı ağlar 2 sestir. Dolayısıyla burada da ne vardır? Zengin kafiye vardır. Bundan dolayı uyak ve redif kullanılmıştır diyebiliriz. Bunu da dedik. Peki pastoral bir şiir örneği midir bu? Tabii ki hayır. Sevgiliye hitap ediyor. O yüzden pastoral değil. Konusu itibariyle nedir arkadaşlar? Lirik bir şiirdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Türk Edebiyatı 8. yüzyıla kadar yazılı kayıtlardan yoksun sözlü kültüre dayalı olarak gelişir. Kahramanlık, göç, yaratılış gibi konuları işleyen eserlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Destan diyoruz. Ozanların Kopuz eşliğinde söyledikleri şiirlere ne diyoruz arkadaşlar? Koşuk diyoruz. Ölülerin ardından söylenenlere sagu ve atasözü niteliğinde olanlara da sav. Bu döneme ait söz ürünleri oluşturur demiş. Seçeneklere baktığımızda bakın arkadaşlar destanlar, koşuklar, sagular ve savlar olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Koşma halk edebiyatına ait. Ağıt halk edebiyatına ait. Yine burada da ağıtı kullanmış. Burada da koşma ve ağıtı kullanmış. Bundan dolayı da bu seçenekleri elemiş olduk. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Seçeneklere şöyle bir göz atıyorum. Bakın divan edebiyatından bahsediyor. Devam edelim. Gerekse klasik gerekse folklorik üsüptaki yüzeysellik zaman zaman tepkilere yol açmış. Bazı şairler sanatlı ağır simgeli üsluba yönelmiştir diyor. Arkadaşlar divan edebiyatında sanatlı ağır ingeli üsluba biz ne diyoruz? Tabii ki sebki hindi diyoruz değerli arkadaşlar. Acem tarzı asrın bütün şairleri üzerinde etkisini göstermekle nokta nokta dışında önemli bir temsilci yetiştirememiştir diyor. Arkadaşlar süslü neslin, sanatlı neslin en önemli temsilcisi kimdir? Tabii ki divan edebiyatının son büyük şairi Şeyh Galip'tir arkadaşlar. O bu söyleyişi Türk Edebiyatı'nda en yüksek düzeyde kullanan bir şairdir demiş. Şairin kim olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda da doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Sevgi Hindi, Şeyh Galip. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. 14. yüzyılın başında Anadolu'da Türkçenin de gelişip boyattığı kültür merkezleri oluşmaya başlamıştır. İşte bunların ilklerinden biri Kırşehir olarak görünüyor. Felekname ve Mantukutayır adlı mesnevileri yüzyılın genel yapısıyla örtüşür tarzda dini tasavvufi mahiyette örneklerdir ve yüzyılın dili ve ifadesiyle yani folklorik üslupla kaleme alınmışlardır ifadesinden. Felekname ve Mantukutayırın yazarı kimdir arkadaşlar? Tabii ki Gülşehir'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru. Rubai nazım biçimine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. 4 dizelik bir nazım biçiminin adıdır. Doğrudur arkadaşlar. 4 dizeden oluşur. Elemiş oldu. Uyak düzeni AAXA biçimindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oldum. Kendisine özgü aruz kalıpları vardır. Evet. Rubai'lerin kendine özgü 24 tane aruz kalıbı vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oldum. Genel olarak mahlas söylenmez. Evet, rubailerde ve tuyularda mahlas söylenmez. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. En önemli temsilcisi Kadı Burhanettin'dir demiş. Arkadaşlar, Kadı Burhanettin'i biz ne ile tanıyoruz? Tuyularıyla tanıyoruz. Bunu tuyularıyla meşhur olan bir sanatçıdır. Peki, rubai tarzının en önemli temsilcisi kimdir? Kadı Burhanettin değil arkadaşlar. Kimdir? Ömer Hayyam'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 16. soru bu parçada söz edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Niyet etmek, yaklaşma, kastetmek, yönelmek anlamlarındadır. Belli bir maksada yönelmeyi bir maksada dayanılarak yapılan işi ifade eder. Divan edebiyatı nazım şekillerinden olup daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla kaleme alınır demiş. Arkadaşlar divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan eserlere biz ne diyoruz? Kaside diyoruz. Bunun içine doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 17. soru yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi aşık edebiyatı için söylenemez demiş. Bakalım. Birim olarak dörtlük kullanılmış ancak zaman zaman ikiliklerle yahut bentler halinde de ürünler ortaya konulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Hem dörtlükler halinde hem ikiliklerle hem de bentler halinde eser veren sanatçılar olmuştur. Bunu eledik. Kullanılan dil oldukça sade ve halk Türkçesidir tasvirler, mecazlar yapmacıktan uzaktır ve halkın günlük hayatta kullandığı benzetme, yakıştırma, deyim, atasözü gibi kalıp ifadelere ifadelerle sağlanmıştır diyor. Bakın bu da doğrudur arkadaşlar. Halkın içinde çıktığı için halkın ürünlerini kullanıyor. Halkın durumu, beklentisi, sevinci, acısı, yaşadığı olayları, kişiler ve diğer canlılar, tabiat, aşk kısaca halka ait bütün özellikler şiirlere konu edilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Aşıklar geleneğin gereği şiirlerinin başında mutlaka mahlas kullanmışlardır. Arkadaşlar mutlaka ifadesi bir kere yanlış. İsteyen sanatçılar kullanmıştır. Bunun dışında başında değil arkadaşlar genel itibariyle şiirlerinin sonunda mahlaslarını kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı 4 yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 18. soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Nutuk, tarikata yeni giren kişilere yol göstermek ve tarikat adabını öğretmek için söylenen şiirlerdir. Daha çok bektaşi şairleri söylemişlerdir. Şiirler koşma tipindedir. Uyak düzenleri A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B biçimindedir. Yani ilki çapraz, sonrakileri düz kafiye biçimindedir diyor. Sadece beyt nazım birimiyle yazılan nutukta beyt sayıları 8 ile 10 arasında değişmektedir diyor. Arkadaşlar buradaki yanlışlık nerede? Bakın buradaki yanlışlık 8 ile 10 arasında demiş ya. 8 ile 10 arasında değildir arkadaşlar bu. 3 ila 7 arasında değişmektedir. Beyiz sayısı. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Onun Talim-i Edebiyat adlı eseri. Bakın bir eserini vermiş. Zaten yazar ortaya çıktı da bizi diğer özelliklerini yine okumuş olalım. Mektebi mülkiyede verdiği derslerin özetidir. Edebiyat kuramı ile ilgili görüşlerini bakın. Zemzeme adlı şiir kitabı için kaleme aldığı ön sözde ve Menemenli Zade Mehmet Tahir'in Elhan adlı şiir kitabını değerlendirmek üzere yazdığı takdiri Elhan ile pejmürde de dile getirmiştir diyor. Gerek eserleri gerekse vermiş olduğu özelliklerden bunun Recaizade Mahmut Ekrem olduğu anlaşılıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru: Bu parçada eleştirel bir bakış açısıyla anlatılan şair aşıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. O, benim sürüklediği bir zıtlıklar mahşerinde şiirini kurmaya çalışır. Onun şiiri biri düşünce, diğeri eylem zembereği olan bir mekanizmaya benzer. Düşünce eyleme geçerken eylem zembereği hep geride kalır. Bir türlü düşüncenin ifadesine yetişemez. Mükemmelliyet fikri onda zaaftan başka bir şey değildir. Onda geriye dönüş yoktur. İlk ciddi eseri Garam bu kompozisyon eksikliğinin göstergesidir ifadesinden. Hem vermiş olduğu eser hem de özellikleri yönüyle arkadaşlar bu sanatçı kimdir? Tabii ki Abdülhakamit Tarhan'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir diyor. Bakalım. Nazım Hikmet'in şiirini doğrudan siyasal ileti için kullanması faydacı edebiyat kurumunun en uç noktasıdır. Ancak Nazım Hikmet'ten önce Vatan ve Hürriyet demiş arkadaşlar. Bakın buraya kim gelir? Tabii ki Vatan ve Hürriyet dediği için namı Kemal gelir. Ahlak ve Bilim diyor. Ahlak ve bilim dersi arkadaşlar buraya kim gelir? Tabii ki bu sefer de Tevfik Fikret gelir arkadaşlar. İslam demiş. İslam derse peki buraya kim gelir? Tabii ki dönem itibariyle Mehmet Akif Ersoy yazabiliriz. İse milli hars yani milli kültür için şiirlerin araç olarak kullanmıştır diyor. Peki buraya kim gelir? Milliyetçilik duygu ve düşüncesinin zirvede olduğu Ziya Gökalp gelir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da seçeneklere baktığımızda bu sıralama hemen A seçeneğinde gözümüze çarpıyor. Bakın Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parçaya göre melankolinin edebiyatımızda en etkili olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Melankoli toplumla uyum sağlamayan, yaşama anlam veremeyen kişinin iç dünyasına çekilip huzursuz, kaygılı, kötümser bir mizacı yansıtması ve derin bir üzüntü içinde bulunması durumudur. İlk çağlardan itibaren melankoliklerin çeşitli alanlarda olağanüstü yeteneklerinin olduğuna inanılmış, melankolinin sanatsal yaratıcılık üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. Aşkı Memnu, Mayı ve Siyah, Eylül gibi romanların yazıldığı dönemde ve bu romanlarda melankoli üst düzeydedir diyor. Arkadaşlar bu eserler hangi dönemde yazılmıştır? tabii ki servet Fun'un döneminde yazılmıştır. Hatırlarsanız da bu dönem itibariyle sanatçılar büyük bir baskı altında istibdat dönemini yaşıyoruz. Bundan dolayı hatta sanatçılar yurt dışına kaçmayı bile düşünmüşler ve toplumsal konulardan ziyade bireysel konulara yönelmişlerdir. Bunun içinde burada melankoli fazlasıyla hakimdir ve bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru bu parçada ele alınan romanların yazarı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. Bakalım. Kaplumbağalarda bir eğitmenin gayretiyle çorak kamu arazisini ıslah eden Ankara yakınlarındaki tozak köylülerinin topraklarını ellerinden alan yönetimi olan kırgınlıklarını, yüksek fırınlar ve koca trende Almanya'da Türk işçilerinin zıttıklara dayanan sefil durumlarını anlatır demiş. Arkadaşlar paragrafın geneline baktığımızda ve eserleri değerlendirdiğimizde kimden bahsediyor? Tabii ki değerli arkadaşlar Fakir Baykurt'tan bahsediyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Kendisine ün sağlayan ve en tanınmış romanlarından biri olan Tırpan'dır demiş. Doğru da arkadaşlar bunu eledik. Köyü ve köylüyü ele alan romancılarımızdandır. Evet. İlanların Öcü, Kaplumbağalar Tırpan. Bunun en güzel örnekleridir arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Yılanların öcünde, Burdur'a bağlı Karataş köyündeki küçük çıkarlar çevresinde çatışan insanların hayatından kesitler sunmuştur diyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Sarduvan'da Adapazarı köy ve kasabalarından İstanbul kenar semtlerine kadar uzanan kişilerin yoksul hayatlarını ele, al ele almıştır diyor. Dursun. Romanlarının pek çoğunun yapısını Ağa Irgat, halk irade, zengin yoksul gibi sınıf çatışması üzerine kurmuştur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar burada yanlışlık nerede? Sarduvan adlı eserde. Peki Sarduvan kimindir? Bu eser arkadaşlar Faik Baysal'ın eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 24. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Parçamıza bakalım. Türk edebiyatında kim yazarlara göre modernizmden postmodernizme geçişin ama yaygın kanı olarak modernist romanın gerçek anlamda ilk örneği Tutunamayanlar romanıyla nokta nokta verir. Aslında cevap çıktı ama devam edelim. Ancak onun roman tarihinde önemli bir dönemeçte işte yer alan Tutunamayanlar romanında yaptıkları 70'lerin gerçekçi söylemi içinde karmaşık biçim ögelerine kuşkuyla bakan okur tarafından pek anlaşılamamıştır. Hatta roman, Türk edebiyatında insanların o dönemde toplumsal olan edebiyatı üst düzeyde ironileştirilmiş ve deneysel içerikli edebiyata üstün tutmalarından ötürü uzun süre dikkat çekmemiştir diyor. Evet, okuması zor bir kitaptır arkadaşlar, tutunamayanlar. Peki kimin eseridir? Tabii ki Oğuz Atay'ın eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.